Teknoseyir'e hoş geldiniz. Murat, en merak edilen telefonlardan birisi evet. Samsung S7. S7 ve bu Edge. Edge sürümü. Edge sürümü ama daha önce S6'da da olduğu gibi içleri aynı Levent abi. Tasarımları fark ediyor. Ekranında bir Edge'in bir cici özelliği var. Şöyle gösterelim. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi S6 çıktığında S6 Edge geri plandaydı. Samsung S6'yı daha çok öne çıkartıyordu. İnsanların da gündeminde S6 vardı. Öyle. Burada Edge daha ön planda. Doğru. Bize de inceleme için önce Edge geldi mesela. Evet, aynen öyle. Çok güzel söyledin. Çünkü onda biraz şey vardı. S5 plastikti. S6'ya geçişte metale dönülünce o bir önemli bir olaydı Samsung evet. için. Şimdi burada da senin dediğin tespit doğru. Edge daha önde. Çünkü biraz daha insanlar vay be hani ne kadar güzelmiş dedikleri bir ürün çıkmış ortaya. Bu daha çok konuşuluyor. Buradaki Edge daha Edge oldu. Evet. İki kenarı da artık kapısı. İki kenarı da. Hatta biz yani tabii bunu araştırırken şeye düşündük. Ya bu hakikaten bu eğri bir ekran mıdır? O AMOLED ekran. Yoksa altında düz bir ekran var da önündeki cam mı eğri bir tek yok, diye baktık. Bu kıvrılabilir AMOLED ekranmış. Hatta evet. hani çok dikkatli bakarlarsa şeyi de görecekler. Şurada uçlarında da hafif bir kıvrım var. Yani bu aslında dört tarafından kıvrık bir ekran. Şimdi ama bu ekranın çözünürlüğü ne? 2560'a 1440. Peki o 2500'e 1440, 2560'a 1440 o eğimi de kapsıyor değil mi? Hepsini o kapsıyor. Eğimli bölüm ayrı bir ekran eklenmiş bir hiçbir parça şekilde falan öyle değil. O bütün ekran. Tamam. Tabii bunun sonucunda şu oluyor. Tam ekran çalışan her şeyin kenarı da eğrilmiş oluyor. Bir kısmı oluyor. Eğimli alana denk evet. gelmiş oluyor. Biraz da etmiyor. Yani sorun çok fazla. Olur mu bilmiyorum. Çünkü ben oyun oynarken hissetmedim. Hep sen bir şey dersin ya bu eğri televizyonlar için ya o kadar da bir eğri eğim değil. Yok dersin. Bu da eğimli kenar ama o kadar ya da eğimli bu daha değil. Çok görsellikten çok dokunmayla ve telefonun şekliyle alakalı bir şey. Evet. Hani şu eğim aslında bayağı bir organiklik katıyor. Metal kısmında da aynı eğim devam ediyor camda. Tabii, tabii. O çok iyi yapılmış. Çok iyi yapılmış abi. Bilmiyorum bence güzel olmuş. Hani insan şey diyor ya hepsi böyle olması lazım değil mi? Diyor. Bak şöyle söyleyeyim sana. Şimdi S5'ten S6'ya geçiş çok büyük bir farktı ama S6'dan buraya geçiş o kadar büyük bir fark değil. S6'nın tasarımının iyileştirilmişi gibi düşün. Bunun evet. ilk fark ettiğin şey zaten ya bunu daha rahat tutuyorsun. Kaç inç ekran bu? 5.5 mu? Hemen sana onları söyleyeceğim. Senin elindeki 5.5 inç ama S7 5.1 inç. Şimdi bu şöyle bir fark ettiriyor. S6 ve S6 Edge aynı boydu. Şimdi burada S5.1 inçti. Burada Edge olan büyüdü. Eğim eklenmiş ama ekran da büyümüş. Fakat hiç öyle hissettirmiyor. Biraz da eğiminden ötürü herhalde. Gayet hani kullanılabilir bir boyut. Hani büyük ekrana karşı çıkan bir insanı bile ikna edebileceğini düşünüyorum bu ben. Bu çok ideal bir boyut. Benim özellikle söylemek istediğim nokta şu. Şimdi Samsung'un S serisi hani Note serisini ben daha amiral gemisi gibi görüyorum ama S serisi de asıl çok satan, öyle. Daha yaygın kullanılan serisi. Doğru. Şimdi S2, S3 geldi. Çoğu modelini de biz de gördük, inceledik. Her zaman yorum aynıydı. Ya bu çok güzel telefon, her şey güzel de bu plastiği ne ya? Arka kapağı falan çok eleştirilirdi. Çok haklıydı. İnce bir plastikten üretiliyordu. Ya güzel telefon da bu plastik olmamış falan deniyordu. Samsung o çağı kapattı. Çağı hani, kapattı. Artık metal benimsediler. Ve bir yandan da İyi olmuş. Şimdi mesela HTC biliyorsun her zaman hani fiyatı eleştirilebilir ya da herhangi bir özelliği eleştirilebilir ama her zaman şey denir. Ya bu metal, HTC de çünkü metal alüminyum üretmeye çok uzun süredir angaja olmuş, kendini bağlamış bir firma. Üretim kalitesi her zaman iyidir. Öyle. Şimdi burada da bakıyorsun mesela bu eğime falan rağmen şurada bir geçiş yok. Üstünde tek bir malzeme var. Çok iyi. Yani baktığında evet. O zayıf yumuşak karnı olan S6'nın, S5'in, S4'ün, S6 demeyeyim. Tamam. S4'ün, S5'in yumuşak karnı olan malzeme kalitesi konusu aşılmış. Kesinlikle aşılmış ve bayağı bir aşılmış. Hani ezilip geçilmiş. Burada o evet. Engel. Tasarımla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Sandviç diyorlar ya bunlara. İki evet. tarafı da cam, ortası metal. Arkası evet. da cam dikkat edersen. Bu şöyle bir tartışma yaratıyor. Bilmiyorum kullanıcılar özellikle S6 kullananlar söylesinler. Şimdi cam en kırılgan yeridir ya bunların. Şimdi iki tane cam olması... Bam diye vurdun mu? Evet. Kırılma ihtimalini de biraz ikiye katlıyor gibi aslında. Xperia da böyle. Xperia da böyle. Z serisi. Z serisi de böyle. Yani kırılıyor mu?
kırılma hikayeleri var. Hani şimdi dedim ya böyle baham diye vurursam kırarım tabii ki de. İşte o yüzden dedim hani deneyimi olanlar söylesinler. Ben ama beğeniyorum bu tasarımı. Sadece parmak izi topladığını söyleyeyim arka yüzeyim. Peki şimdi Samsung'un S serisinde bir de biliyorsun işte parmak izi okuyucu, hı-hı, nabız ölçer falan gibi eklediği, evet, oyuncaklar vardı. Oyuncaklar vardı. Biz de onların ilk sürümlerinde bazılarını beğenmiştik. Bazılarında biraz esprili sonuçlar çıkmıştı. Evet. İşte kalp atışını sıfır çıkartıyordu. Ölü gösteriyordu falan. Burada sürüyor mu aynı ek özellikler? Bütün özellikler devam ediyor. Yine parmağını şuraya dayarsan oradan senin nabızını, tamam, ölçüyor ve ben ölçtüm, denedim. Çok da güzel ölçüyor. Tamam. Şu uyarımı yapmam lazım. Bu spor ekipmanı değil. Yani duruyorsun sakinken ölçüyorsun. Hani S-Healthy uygulaması geliyor oraya kaydediyor. Tamam. Onun dışında parmak izi uygulaması yine şuradan okuyor. Önce tanıtıyorsun parmağını. Bu home düğmesi parmak izi okuyucu mu? Evet ve yine çeşitli açılardan tanıttığın için artık hani ya okudu okumadı derdi yok. Tak diye dokunduruyorsun ve açılıyor. Yani iyileşmiş o tür şeylerin hepsi. Kesinlikle hiçbir sorun yok onlarda. Ders almışlar. Şimdi sağ tarafta çok tam parmağıma denk gelen bir açma kapama düğmesi, asıl düğmesi var. Volüm yukarı aşağı olarak ben biraz ayrı düğmeler olarak solda. Alıştım yani. Şimdi kulaklık üstte değil, altta. Altta ve orada yine hani tartışmaya yol açan bir USB hoparlör portunu görüyorsun. Evet, hoparlör de orada. USB portu 2.0. Alıştığımız mikro USB. Evet, 2.0. Şimdi orada şey konuşuldu. Yani hani 2016'da çıkan bir telefonda niye artık Type-C yok? Ya da niye, evet, 3.0 yok? Daha önce biliyorsun Samsung USB 3.0'ı vermişti. Notta. Vermişti. Şey, oradan geri mi adım atıldı? Diyorlar ki Samsung, ya biz onu böyle tuttuk çünkü bizim şu VR gözlük var ya. Hı. Onunla uyumu sağlaması gerekiyordu. Ha, bunu Gear VR'ın içine koyuyorsun. Evet, uyumlu. Orada da şöyle bir kampanya yaptılar bazı ülkelerde. Bunu ilk alanlara onu bedava verdiler zaten. Ha. Dolayısıyla mantıklı tabii olabilir. O gözlüğü de bu telefona özel hale getirmek istemiyorlar. Aynen. Diğer öyle. S6'yı falan da çalıştırsın istedikleri için gözlüğün konektörünü micro USB yaptılar. Bu da o yüzden öyle kaldı. Ya kurban olmuş ama. Evet. Hani evet, kesinlikle öyle. Type-C yakışırdı. Orada bir hesapsızlık olduğu belli oluyor. Bir de altında sen kullandın, özellikle onu da sana soracağım. Şimdi hoparlör şöyle. Ne diyorsun? Şimdi bu iPhone'ların da hoparlör yerleşimi hep böyledir. Başka bir sürü telefon böyle. Hatta biliyorsun bazı rakip firmaların, hı-hı, iPhone'a taş atan reklamları vardı. Böyle koyunca işte hoparlörünün üzerinde oturuyorsun diyor rakibi iPhone'a. Şimdi burada da yine telefonun dibinde tek bir hoparlör. Ya bunun etkisi şu, şimdi tamam, telefonda konuşurken ederken, sorry, falan hiçbir şey ifade etmiyor. Bir sorun ifade etmiyor ama oyun oynadığında, yatay tuttuğunda şu şekilde tuttuğun için, yani istersen böyle tut, hiçbir şey değişmiyor. Daha elinin etli kısmına denk geliyor. Tamamıyla elin bu hoparlörün bütün deliklerini kapatıyor. Yani dikkat et, etme. Fiziksel bir olay. İnsanın eli böyleyse kesinlikle kapatıyor. Ve öyle ki hiç ses çıkmaz hale geliyor. Öyle, hiç ses çıkmaz. Oyunu oynarken bir süre sonra şeyi fark ediyorsun. Ya ben sessiz oynuyorum. Ha tamam, ekrandaki oyunun akıcılığı falan dört dörtlük. Oyunun oynanmasıyla ilgili bir şey değil ama bu da bir fiziksel gerçek kardeşim. Buraya konan hoparlörler bütün telefonlar için geçerli. Bu da tek başına kurban olmasın. Bu kesinlikle yanlış bir bence yerleşim. Oyun oynarken el kapatıyor. Aynı fikirdeyim. Ya ona bir çözüm bulamıyorlar ya. Ben ona şaşırıyorum. Hani şu hoparlörün bana bakması lazım. Evet. Bir de lütfen stereo olması lazım. İki hoparlör olması lazım. Onu da yapan bir üretici var. Evet. O da ondan şey yapmaya başladı. Vazgeçmeye başladı. Ha tamam, hani illaki iddialaşmak istiyorsan ya abi oyunu zaten işte otobüste millet asfaltın motor sesinden rahatsız olur, kulaklıkla oynarsın dersin de yok kardeşim, bunun bir çözüm bulunması lazım, hı-hı, bence. Peki şimdi bu şey açık, hani sim kartına falan birazdan geleceğiz, o çekmece şeklinde. Burada portlar falan açık, bunun su, heh, toz direnci IP68, aynı daha önceki Xperia'larda konuştuğumuz gibi. Su geçirmiyor. Daha doğrusu şöyle, geçirmiyor demeyelim. Dirençli. Yanlış. Dirençli. Yani üzerine şimdi şuradan biraz su dökülse dert etmem. Hiçbir şey olmaz. Hani silerim. Geçersin. Yoluma devam ederim. Oradaki tamam. Güzellik şu. Samsung da herhangi bir kapaktı, şuydu buydu kullanmamadan yapmış onu. İzolasyonu içinde sağlamış. Dolayısıyla her portu açık görüyorsun. Kapak da kendi problemini yaratıyordu. Ama tekrar söyleyelim. Bu su altında gireyim. Orada su altında çekim yap demek değil. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Yağmurda ıslandın. Çok dert etme. Bir sil, kullanmaya devam et. Bir şey döktün. Evet. Sil, devam et. O kadar.
Fazla bir şey beklemeyin. Özellikle şeyi ek olarak belirtelim. Genel kültür. Kesinlikle deniz. Aa, tabii. Hani havuz bir derece ama deniz tabii, kesin tabii. Tuzlu su değmemesi şey lazım. Şey sorayım sana. Şimdi bu 157 gram ne diyorsun? Ağır mı? Değil. Değil değil mi? Gayet değil. Makul bir şey var değil. Bence. Yani bir de çünkü çok küçük bir telefon değil, değil sonuçta. Tabii. 7.7 milimetre. İyi. 1 santimlik telefonları tarihte bıraktık. Tozlu raflarda bıraktık. Öyle. Bunun bir sebebi var. Şimdi S5'te S6'da çok eleştirilen bir konu vardı. Telefonun pili 2500 mAh civarıydı. Evet. Ve bu yani benim şu an S6 kullanan arkadaşlarım var. Söylüyorlar yetmiyor diyorlar. Tamam. Gün içinde adam bir daha şarj etmek zorunda kalıyor. Eğer çok kullanıyorsa. Şimdi bu ağırlığın artmasının birazcık da kalınlığın artmasının sebebi bunun pilinin artması. Şimdi elindeki telefonun 3600 mAh pili var abi. Çok iyi. Daha önce 2600'lerdeydi. 3000'leri gördüğümüzde şaşırdık. Evet. O 3000'e ilk çıkan telefonlar olay oldu. Olay oldu. Şimdi standart oldu artık. S7'nin yani bu Edge olmayan modeli 3000 mAh, bu 3600 mAh. Bir sonraki şey 4000 demek ki. Herhalde, bırak. Herhalde. Yani o yüzden ağır birazcık ama değer kesinlikle, o önemli bir dezavantajdı. Şimdi ben bunu böyle elimde tutuyorum, çeviriyorum, kurcalıyorum. Bunları hep yaparken bir şey dikkatimi çekiyor. Ben yıllardır Nokia telefonlarda en çok hani o telefonu kullanıyor olmamın nedenlerinden birisi şu ekranda glance screen denen sağ, özellikle AMOLED ekranlarda saati falan ekranda hep tutabilmesi. Evet. Şimdi bu o özellik buraya da gelmiş. Ben onu öyle ayarladım. Bunun evet. Adı ne? Always on, her zaman Always açık. Always on. Şimdi bu şu işe yarıyor bunda. Senin gördüğün gibi buradaki tarih saati gösteriyor. Bu harika bir şey. Gece bunu yatağının kesinlikle başına koyduğunda... Ve hep görüyorsun. AMOLED ekranın olmasının sebebi sayesinde de dikkat etsen ekranın geri kalanı simsiyah kalıyor. Şimdi bunun AMOLED ekranla bunun yapılmasının 2-3 avantajı var. Şimdi AMOLED'de her piksel kendi ışığını ürettiği için burada sadece şurada işte 200 piksel, 150 piksel aktifse onlar elektrik tüketiyor. Artı şimdi bu teknolojiyi, bu sistemi adı geçen Nokia dahil normal hani LCD ekranlara aktaran da oldu. Fakat orada tabii ki bütün ekranın aydınlatması yanıyor ve kapatarak pikselleri tam izolasyon sağlayamadığın için peki, benim sana bahsettiğim gece yatağın başında mesela senaryosunda bütün ekranda bir hafif parlama oluyor. Sırf bu sayılarda değil. Bütün ekran bir parlaklık yaratıyor ve kimi kullanıcı bunu gece başucunda çok rahatsız edici olduğunu düşünüp kullanmıyor. Evet. Şimdi, tabii güç tüketiminin de çok çok daha fazla olması cabası. Şimdi burada benim ekleyeceğim not şu. Bu ekran maalesef başka bilgi göstermiyor. Yani bildirim alamıyorum. Bu sadece. Yani buraya mesela hava durumu falan da ekleyemiyor. Yok, hiçbir şey gelmiyor. Samsung ona şöyle bir şey yapmış ama benim hoşuma gitmedi. Yan tarafında tabii şimdi bildirim yok, görmüyorsun. Edge ekranı var ya. Evet. Onun üstünde incecik bir şerit halinde o bilgiler geçiyor ama mesela bir kişi aramış yazıyor. Yani kim aradı, yani kaç tane arandı ya da başka bir yerden bildirim aldı mı, bunları gösteremiyor sana minnacık ekranında. Peki ben sana şimdi iki şey soracağım. Birisi bu Edge'in işte şu kenarları yuvarlak ya. O sadece bir yuvarlaklık mı yoksa orada bir şeyler, bir şey var mı? Heh. Bir defa iki tarafı da bunun kıvrık ya. Sen işte sol elinle de kullanabilirsin, sağ elinle kullanabilirsin. İki türlü de seçiyorsun onu. Bir tarafına minik bir menü geliyor. Bak şu an senin bir sağ elinde. İşaret var. Bir çekmecenin tutacağı var. Çek onu. Onu çekip açıyorum. Şimdi ilk notla bunun arasındaki fark şu. İlk notta o Edge ekranı üstünde bu ikonları barındırıyordu. Bar çizgi olarak geliyordu. Evet. Burada çubuk öyle değil. Geliyordu. Şimdi bir süredir diğer Edge'lerde de öyle. Menü geliyor. Şimdi bütün arkadaki ikonlar falan gitti. Arkaya geldi. Üzerine yeni bir sayfa geldi. Bana sorarsan bu hani ana ekrana birkaç sayfa eklemekten çok da farklı olmamış. Evet. Bir tek hani yanına şöyle bir tutacağı var. Evet. Yanında. Ve o tutacak, bir şey gelmiyor. O tutacakta gelen ekran sayısını da çok arttırabiliyorsun. Benim derdim onun kısa yol. Yani bana bir sütun lazım aslında pratik olarak. Ben oraya mesela kişileri ekleyeceğim. Tak diye hızlı arama yapacağım mesela. 5 tane olmasının da çok bence bir esprisi yok. Kayboluyor. Yani şöyle ekran değiştirmekten hiç çok öte yok. Bir şey olmamış. Peki ikinci soracağım şey. Bunun reklamlarında falan bir efekt gördüm ben. Şöyle yüzüstü durduğunda bir ışıklar, renkler şenliği yaratıyor. Onu şuna bağlayayım. O bir özellik mi? O bir özellik. Şuna bağlayacağım. Şimdi sen dedin ya bundan rahatsız olan var diye normal LCD'de. Bundan da rahatsız olan olabilir. Adamı rahatsız eder.
Samsung şöyle, bu Edge'den şöyle faydalanmış. Şimdi bunu böyle kapattığın zaman, ters kapattığın zaman bile köşeler görünüyor ya. Kenarlar dışarıda kalıyor, havada kalıyor. Biri aradığında evet ışığı oradan sana oradan gözükecek şekilde ışık veriyor ama ekstra olarak mesela bak şurada bildirim yok çıktı gördün mü? Tamam. Şu kadarcık bir ekranı var işte orada. Orada aslında o saati oraya da alıyor. Sen onu ayarlıyorsun. Diyorsun ki gece 9'da artık buradaki always on display'dekini gösterme yana alıyorsun. Sana yandan saat gösteriyor. Anladım. Arandığında zaman işte o dediğin efekti yapıyor. Çeşitli yazılım numaraları. Peki şimdi Murat dış yapısında bayağı konuştuk. Evet. Flash tek LED anladığım arkada, kadarıyla. Evet flash'ı var. Ama bir de orada şey var işte az önce konuştuğumuz nabızı ölçer var. Sistem orada. Ön tarafta ne görüyorum? Şimdi objektif var. Onun evet, dışında sensörleri var o kadar. Başka da bir şey yok. Bir tek kamerası var. Sensör ve kamerası var. Şey yok. IR sensörü yok artık. Hani uzaktan kumanda olarak kullanılamıyor. Bunu kafaya takanlar varmış. Onu söyleyeyim. Bunda yok. Peki. Şu çekmecesi ilginç. Onu bir gösterelim mi? Gösterelim. Şöyle bir anahtarı var. İğnesi var. S6'da çok eleştirilen şey. Micro SD takılamıyordu buna. Evet. Artık takılıyor. Ve o çekmeceden takılıyor. Şöyle güzel tek çekmeceye hibrit bir yuva yapmışlar. Evet. Buraya sim kartını da takıyorsun. Bellek kartını da takıyorsun. Tek çekmecede ikisi halloluyor. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Çünkü iki çekmece oldu mu? Buraya eklediğin her açıklık, her port cihazı zayıflatan. Kesinlikle doğru. Zamanla aşınıp yerine tam oturmayan bir şeyler. Tabii. Böylesi de iyi abi. Evet. Ekranının Super OLED olduğunu söylemiştim. 650 lüks ölçtüm ben. Benim ölçüm cihazımda parlaklığı çok iyi bir değer. Yani kör eder insanı. Evet. Günlük kullanımında bu kadar açmayacaksın tabii. Peki o ekrana can veren işlemci ne? Şimdi daha önce burada kafanızı karıştıracak bir şey var abi. S6'da S7'de rahattık. İçinde Exynos vardı. Şimdi Amerika modellerinde Snapdragon 820 varken bizde yine Samsung'un Exynos'u var. Ama biliyorsun bugün her yerden Türkiye'ye ürün gelebiliyor. Paralel şu bu. Birisi alıp birisi getirdiyse Snapdragon'u getirebilir. Ama ben çarşıya çıkıp resmi Samsung Exynos kanalından gelmişini alırsam Exynos alacağız. Exynos Samsung'un işlemcisi. Evet Samsung'un. 74-27 88-90 oldu. Tamam. Şu anki 14 nanometre FinFET'le üretiliyor yine. Çok iyi. En güncel üretim teknolojisi. En güncel üretim teknolojisi. Hız çok arttı. 2.6 GHz'e çıktı. Ona şaşırdım. Çok yüksek. Çok yüksek. Hani ben yine dinozorluğumu yapayım. Çok ben haklısın. Freescale işlemciler 1 GHz'e çıktığında mobilde 1 GHz diye olay olmuştu. 2.6 benim dizüstü bilgisayarımın kişisel bilgisayarımın işlemcisinden daha öyle bir de 8 çekirdek diyorsun. 8 çekirdek. Benim kişisel bilgisayarımın işlemcisinden daha güçlü bir işlemci var bu telefonda. Öyle. Hatta şöyle Big Little işlemcisi mantığı devam ediyor. Tamam. A53 4 tanesi ufaklıklar. Fakat buradaki değişiklik şu öncekine göre. O diğer büyük olan çekirdekler M1 Samsung'un kendi işlemcisi. Kendi mimarisi. Evet. Onların ama hepsi o 2.6'ya çıkmıyordur. Çıkmıyor tabii. Onlar ufaklıklar 1.4'te kalıyor. Samsung'un tasarımı olanlar 2.6'ya çıkıyordur. Büyük olan, big olan kısım çıkıyor. Tamam. Burada söyleyeceğim şey şu. RAM miktarı hani bu sadece 88-90 olunca ne olmuş? RAM miktarı da 4'e çıkmış. 4 GB. 4 GB RAM var artık 3 yerine. Benim dizüstü intihara sürükleniyor. Doğru. Onu da tutturamadı çünkü. Bunun işte Mali T880 MP12 tamam. 12 çekirdekli bir GPU'su var. O da gayet güncel. O da çok güncel. Bunlara ek olarak hani çok önemli değil belki ama Qualcomm yerine artık Samsung kendi modemini kullanıyor. Tamam. Ve o da paketin içinde duruyormuş. Hani ekstra bir yer kaplamıyor şeyin için anakartın üzerinde. Tamam. Onun detayı var. Cat 12-13 yani kategori 12 ve 13 destekliyor. O da şu. Download'da kategori 12 yani 600 megabit hıza çıkabilirsin. Tamam. 4.5G'den bahsediyoruz. Upload'da da 13 var. O da 150 megabit demek oluyor. Ama tabii ki servis sağlayıcın bunu sağlıyorsa. Sağlıyorsa. Tamam. Yani şu anda sonuçta bu 4.5G telefon. Hem de uç seviyesinde. Hazır. Telefon ısınıyor ama ısınmasından dolayı bir sorun bana yaşatmadı. Ne benchmarklarda ne hani fotoğraf çekiminde. İçinde ısı borusu da varmış onu da söyleyeyim. Peki 4 GB bellek dedin. 4 GB bellek. Grafik işlemcisini söyledin. Depolama 32. 32. O seçme var mı standart mı? Ya bunun 64'ü de var da şu an 32. He, gelmiş tamam. Durumda. 32 sana ama 24 kalıyor. Boş getirir. Evet, 24 kalıyor. Android 6 tabii. 6 ile çıkıyor içinden. 6.01 ile çıkıyor.
güncellemelerin geleceğini tahmin pek ediyorum. Ben kurcalarken şunu fark ettim. Samsung pek doldurmamış içine kendi yazılımlarıyla. Abi TouchWiz var yine ama uzun zamandır o şeyden özellikle S6'da bir sadeleşmeye gittiler. Bir de şey var abi, şimdi eskiden bu TouchWiz maçWiz niye beğenmiyorduk? Telefonu yavaşlatıyordu. Evet. Telefonlar çok hızlandılar. Evet. Hiçbir şey hissetmiyorsun artık. Oha diyorsun, ne kadar akıcı. Bunda da TouchWiz devam ediyor. Samsung kendi uygulamalarını, işte o S-Help bilmem vesaireyi bir tane klasörün içine topluyor. Sen zaten pek görmüyorsun ana sayfasını. Yani bir derli topluluk var, var diğer S, daha önce incelediğimiz S'lere göre. Onların her yerinden Samsung'un bir şeyi çıkıyordu. Evet. Bu daha sanki Android'e yakın. Tamam, bu da saf Android değil tabii ki. Samsung'un arayüzü var ama öbürü daha önceki Samsung Galaxy'lere göre tabii bayağı bir temiz kalmış. Evet, hatta bazı konularda temizliği bir tık ilave etmişler. Şöyle, şimdi bunda micro SD var. Biliyorsun 6 ile beraber micro SD'ye taktığın belleği ana bellekle birleştirme özelliği gelmişken Samsung bunu iptal ediyor. Hmm. Çünkü Samsung diyor ki ya, o ona format atıyor. Şimdi bizim alışkan, eski stil alışkan müşterimiz alacak diyor içinde fotoğraflar olan bir evindeki belleği. Evindeki kartını. Buna takacak micro SD olsun diyor ama ona format atılacak sonra, birleşecek ana bellekle. Fotoğraflarım gitti diye. Başımıza dert olacak. Ağlayacak. Hmm. O yüzden böyle yapmamış. Ama mesela şey hoşuma gitti, tamam ama kart yuvası var. Hani sen depolama tabii, için tabii, eski klasik usul kullanabilirsin. Kutuya OTG adaptörünü şöyle minik bir adaptör koymuşlar. Belli ki bunu da destekliyor. Hani istediğin USB kaynağı takabileceksin. Öyle, hatta evet, bunun kullanım kılavuzunu bile koymuşlar kutuya. Test etti abi, şey güzel. Gayet güzel çalışıyor. O da çalışıyor. Direkt bağlayabilirsin. Tamam. Bunun S6'da çok beğendiğim bir özelliği vardı. Universal Flash Storage 2.0. Hızlı belleği. Yani hani İlk nesil SSD'ler gibi neredeyse. Çok performanslı çalışıyor. Açılması, kapanması bayağı hızlı. Kablosuz özellikleri, evet. Wi-Fi AC tahmin edeceğiniz üzere var. Kablosuz şarj destekliyor. Kablosuz şarjda artı olarak şunu söyleyebilirim. Bir tane panel yapmışlar yuvarlak. Bize gelmedi. Satılacaktır ama. O da hızlı şarj edebiliyor. Yani o aletler biraz yavaş şarj ederdi. Şimdi oradaki sorun çözülmüş. Kablosuz şarj hızlandı. Kablosuz diyorsun. Da hızlanmış. Peki şarj demişken, şimdi elimde adaptörü var. 2 amper çıkışı olan bir adaptör. Hızlı şarj falan diyor hızlı üzerinde. Hızlı şarj var. Esprisi ne bunun? Benim test ettiğim sonuçlarına göre dakikada %1 doldurabiliyor. %100'e ulaşman yani 100 dakika sürüyor. Bence hızlı bir süreç. Hmm. Ya da 10 dakikada, 15 dakikada bir %15 takviye alabilirim. Ve 3600 mAh pil dolduruyoruz tabii burada. Onu da düşünmek lazım. İyi. Bence hızlı iddiası doğru. Güzel. Sana burada söyleyeceğim tabii. Pile geri dönelim ama daha sonra. Pil sonuçlarını olsun. Vereceğim. Evet. Bunun tabii fotoğraf özelliği. Evet. Şimdi önde arkada kamerası var. Megapikseller. Şimdi orada da bir çılgınlık yapmış. Birazcık duruldu gibi geliyor bana. Çok aşırı yüksek çok değil. 12'de geri adım attı. 16'dan 12'ye indi. Bu bir risk. Bunu... Çünkü deli gibi yükseltmenin görüntü kalitesine hiçbir etkisi olmadığı, hatta negatif etkisi olduğunu firmalar anladı ama bunu bir de insanlara anlatmak var şimdi. Doğru. Anlatabilirler mi? Soru bu. HTC anlatamamıştı zamanında. Onlar çok radikal bir hamleyle 4 megapiksele indiler. O biraz indiler. Da fazla kestiler. Evet. Olmadı tabii ki. Şunu söyleyeyim, 12 megapiksel yine yüksek. Evet. Yine iyi can. 4 ile karşılaştırırsan. Evet. Şimdi tabii bunu markette, teknoloji marketinde raflara dizdiğinde, üzerine özelliklerini yazdığında rakipler 20 falan varken 4 diye kalırsan kimseye anlatamazsın. Anlatamazsın. İşte 4 ama daha büyük piksel falan, kimse onu dinlemez. 24'ten büyüktür. Şimdi Samsung'da o kervana katılmayıp burada 12'de kalarak bir kumar oynamış. Kumar yani oynamış. Bir riske girmiş. Sensörün boyutunu değiştirmiyor. Bu arada optik stabilizasyon da korunuyor. Tamam. Şey ne diyeceksin çıkıntıya? Yok gibi. Yok yani gibi. Şu telefonu şöyle koydun mu düz duruyor. Gayet ben iyi. Buna bakarım. Ama bak, ona rağmen otofokus içinde var. Şey, pardon, o çıkıntı OIS var. 1 milimin altında bir çıkıntı. Öyle. Burada Samsung diyor ki ben diyor megapiksel arttırmadım, sensör boyutunu da değiştirmedim ama pek piksel boyutlarımı büyüttüm diyor. Hmm. Büyütmüş ve bir şey daha yapmış. 1.7 diyaframı var. Daha önce 1.9, daha çok açılabilen diyaframı var. Tamam. Şimdi ben burada bir not düşeyim. Ben bunun Note'la karşılaştırmasını eski nesille yaptım. Ama onu bu videoda koymayacağım. Başka bir videoda hangi anlatacağım. Note 5 ile. Tamam. Çünkü o Note 5 şeyi temsil ediyor. Güncel şu anda. Evet, S6'ların da içinde onun altyapısı var. Bunun özelinde konuşayım. Kesinlikle gece performansı çok artmış. Daha çok ışık aldığı için daha düşük ISO kullanabiliyor. Ve zaten ışık varsa da
Fotoğraf makinesi memnun hayatında. Evet, şöyle gördüm etkisini. Normalde başka makineler yüksek ISO'ya çıktıkları zaman filtre uygularlar ki ISO noise'unu yok etsinler. Evet. O da detayların kaybolmasına sebebiyet evet. verir. Burada öyle olmadığı için detayları da koruyorsun ve bu face detect denen özel bir ilk defa yine burada gördüğümüz şey var. Bir odaklama sistemi var. Gece de çok hızlı odaklıyor ışığın az olmasına rağmen. Yani bunu en büyük farkını gece çekimlerinde ben hissettim. Kesinlikle ileriye gidilmiş. Peki videoda 4K çekim. Çekim var aynen devam ediyor. Hani orada şey ekstra diğerlerinde olmayan pek bir şey sayamam. Hani diğer eski modelde sadece az ışık altında kesinlikle iyi performans veriyor. Gündüz ayırt edebilir miyim dersen S6'dan falan çok ayırt edemezsin. Gündüz ışık olduğu zaman performanslara çok yakın. Bu arayüz Android'in standart arayüzü değil. Değil. Yani biraz makyajlanmış. Samsung'un kendi Samsung. Şeysi. Hatta diğer benim Note 5'in de arayüzünden biraz farklıydı. Ama ben bir rahatsızlık hissetmedim. Şimdi benim söylemek istediğim şu anda hani elimde tabii. kendimi görüyorum. Ön kamera aktif. Ya bu görüntü çok keskin. Evet. Otomatik odaklama da var. Ve çok hızlı çalışıyor. Bu görüntü şimdiye kadar hiçbir selfie her zaman bulanık olur. Çünkü biliyorsun. Bu şimdiye kadar gördüğüm selfie kameralardan çok daha keskin. Ve hani gördüğünü de çekiyor yani alacağın fotoğrafta da farklı bir sonuç görmeyeceksin onu da söyleyeyim sana. Örneklerini göstereceğim zaten. Şimdi optik görüntü sabitleştirme var dedin. O var. Çok önemli bir özellik. Çok yazılımda özellik. Falan o optik gibi olmuyor, olmuyor çünkü. Biz her zaman onu taşıyan telefonları böyle bir adım öne koyduk diğerlerinden. Evet. Burada var diyorsun. Nasıl? Var. Sonucu nasıl? Sonucu da gayet iyi. Hani ben... test ettiğim zaman yürüyerek de çektim. İşte hareket ettik, vapurdayım, hareket ediyorum vesaire. Keskin sonuçlar elde ettim ben. Hani böyle olması lazım, optik olması lazım hepsinin. Ama olmuyor. Olmuyor maalesef, evet. Çünkü o fiziksel bir çözüm. İçinde oynuyor hem, böyle. Şunun işte kalınlaşmasına neden oluyor. Hem pahalı. Pahalı. Yazılım bedava. Hani geliştirme kısmını kastetmiyorum. Evet. Makineye maliyet olarak. Şimdi... Şöyle sana ufak ufak biraz da performansından bahsedeyim. Şimdi ben bunda çeşitli oyunlar oynadım. Oyunları evet ne diyorsun? 2560'a 1440. Çözünürlükte gayet güzel oynadım. Hani gözümle tabii kare sayamıyorum ama oyun yaşadığım oyun deneyimi elimin sesi kapatması dışında hiçbir sıkıntı yoktu. Evet, gayet iyi. Güzel oynuyorsun. Belli bir ısınma yok. Hani oynadıkta tabii ki bir ısınma var ama aman işte yandım 15 dakika oyun oynadık telefonu elle tutamıyorum diye bir durum yok. Yok. Ben oyun deneyiminden memnun kaldım ve ekranın bu kenarlarının kavisli olması da fark etmedim bile. Hani oyunun heyecanına şeyine kapıldın mı onu görmüyorsun karşından bile. Karşından baktığında da o kadar da şey kavisli değil aslında bakma sen. Yani. Arayüzün verdiği deneyim çok iyi yani bu zaten artık... Tabii izleyenler de şey diyebilirler abi o kadar 4 GB bellek o kadar işlemci olsun diye olmuş. Şu geçişler telefonun işte çeşitli özelliklerine giriş çıkış hatta çıkma 4 GB bellek var. Doğrudan öbür uygulamaya atla. Her şey çok akıcı. Hı-hı. Hiçbir takılma ufak duraklama bana denk gelmedi. Hatta şeyler falan da çok güzel çalışıyor doğal olarak. Mesela bu ekranı ikiye bölüp üstte uygulama altta bir uygulama hepsini kullanabilirsin. Evet. Konuşma konusunda ne diyorsun? Konuşmasında abicim hiçbir fark yok. Hani yani daha şöyle fark yok derken bir ilerleme ya da geriye gidiş yok. S6'da neyse aynı performans. Orada tabii yine hep söylüyorum hattın kalitesi de çok önemli. Şöyle sana pil konusunda denelim demiştim. Pil evet. sonuçlarını vereyim mi? Duyalım. Ne gibi değerler var elinde? Şimdi her zaman olduğu gibi ekran parlaklığını 200 lux'a getirerek test ettim. Tamam. Oyun süresi 8 saatti. 8 saat oyun çok iyi. Çok. Film süresi 14 saat. İyi. Amerika'ya uçarsın. Amerika'ya gittin tamam. Amerika'ya uçarsın. PC Mark'taki testi 10 saat sürdü. Bu rakamların hepsi daha önceki modellerden yüksek çünkü bunun pili yüksek. 3600 evet. mAh. Yani bu zaten beklediğimiz sonuçlardı. Bu telefonda pek pil ömründen şikayet olmaz. Pek olmaz. Elbette ki her akşam şarja takacaksın. Takılacak. Eğer yoğun kullanıyorsan. Ama unutursan şarja takmayı ertesi gününde bir süre yarım gün götürür seni. Felaket yani, olmaz. Felaket olmaz evet. Sabah telefonu kapanmış bulmazsın. Bulmazsın kesinlikle mümkün evet. değil. Genel performansı da tahmin edeceğin üzere çok yüksek. Hani Antutu'da aldığım sonuçlar 128 bin falan. Hani tahmin ediyorum
şu andaki bizim arşivimize gelmiş en yüksek değerler bundadır. Evet, işte Note 5 ile kıyasladım Exynos'un eski modeliyle. Evet. Onun ötesinde bu rakamlar. Bu tam anlamıyla 2016 yılının telefonu olmuş. Hani ekranından içine özelliklerine, piline kadar. Android 6 olması da iyi. Yaşadığım tek bir sorun var abi. Şimdi şu yan tarafa ister istemez değiyorsun. Tabii ki bu multi-touch, hani bir şey olmaz ama bazen şuna rastladığım oldu. Mesela fotoğraf çekerken deklanşörün basmadığına şahit oldum. Yazılım deklanşörden bahsediyorum. Buna dokunduğum için oluyormuş. Ama onu bir daha denediğimde bastığı da oldu. Hani bazen bir şaşırdığı oluyor. Benim şimdi yaşadığım sorun o. Kavisli ekran senin telefonu tutacağın yerde ekran haline gelmiş oluyor. Evet. Onun böyle çeşitli yansımaları olacaktır. Evet, başka daha uzun kullanımda başka şeyler de fark edersin. Kesin. Tahmin ediyorum. Tabii ki bu kadar çok güzel şey anlattım. Fiyatı ne kadar? Evet, herhalde el yakıyor. Isınmıyor falan dedik ama. O yönden yakacaksın. Yani. Nedir? Abi, 3000 hediyesi. 3300 TL KDV dahil. 3300 lira. 2800'de S7 olan, yani düz S7 olan. S6 ne oldu diye baktım bu arada. 1900 liraya düzgün bir yerden buluyorsun. 1900 liraya. S6 Edge 2500 liraymış. Peki S7 ile Edge arasında yanlış duymadıysam 500 lira civarı bir fiyat farkı var. 500 lira. 500 lira veriyorsun. Az para değil ama zaten 3000 liralara falan çıktıysan artık o 500'de verilir. Yan yana koyduğun zaman herkes bunu alır. Evet. Yani fiyatı falan düşünme bir anda. Evet. Şimdi tabii 500 liraya telefon alınıyor. Evet tabii. Ama dediğim gibi burada farklı bir kategorideyiz artık. Bu telefonu almaya adam çıkmış 3000 lirayı hazırlamış cüzdanına. Orada hani Edge mi alayım? Benim de açıkçası tercihim Edge olurdu. Kesinlikle. Orada şunu söyleyeyim. S7 alırsam ne kaybederim diye düşünenler olabilir. İçleri aynı. Hiçbir şey kaybetmiyorsun. Sadece pilin kapasitesi bir düşüyor. 3000 mAh'a düşüyor ama hani çok da düşmüyor aslında. Düz bir tasarım alıyorsun. Daha alışık. Evet, klasik. Olduğumuz klasik ama tasarım. O da yine metal, o da yine cam. Evet. Hani o da güzel ama bu defa çok güzel olmuş. Bayağı bir güzel olmuş. Evet. Samsung kendini aşmış. Evet, kesinlikle doğru. Takılmamış. Daha önce düştüğü çukurlara bir daha düşmemiş. Şimdi normalde S6'nın da fiyatı acayip düşmüş. Yani 1900 lirayla 2800 lira diyorsun S7 ile S6 arası. Ama orada işte pil dezavantajın var. O önemli hissediliyor S6'da. Micro SD kart desteği yok. Mevcut birliği dolduruyorsun. O da bir sıkıntı. Yani maalesef hani eskiden bazı ürünlerde çok rahat söylüyorduk. Ya buna bu kadar para verme, eskisini al, o da iyi derdik. Alın diyorduk. Bu defa yok. Samsung onun kusurlarını düzeltmiş çünkü aslında. Biraz daha para biriktirin. Yani evet. Yenisini alın. Bunun rakibi kim? Şu anda hani bu seviyedeki bayrak gemilerinden henüz ülkemize gelen rakibi yok. G5 daha gelmedi. Önümüzdeki haftalarda gelecek. HTC'nin bir onu var. Onu var. One evet. serisinin. Olacaklar ama henüz işte var. Bu satılıyor. Şu anda avantajı bu. Evet. Yani burada ve satılıyor. Bu fiyatı bir süre daha koruyacaktır diye tahmin ediyorum. Biraz rekabet gelsin çünkü bizim aldığımız duyumlara göre o G5'in fiyatı da bundan ucuz olacak da S7 ile kafa kafaya olacak. Evet. Bakalım bir rekabet olursa belki bir fiyat savaşına girişirler, bilmiyorum. Ya şimdi fiyat konusunda konuşmak çok zor Murat. Çünkü döviz kuruna bağlı olduğu için iki taraftan değişiyor. Hem telefonun fiyatı değişiyor hem TL'ye yansıması değişiyor. Onu da teste bir baktım. Abi yani diğer taraftan hani biz 1500 lira olan telefonlarla ilk karşılaştığımızda o 1500 lira dedik. Sonra 2000. Sonra o 1800 liralara çıktı. O dedik. 2000 liralara çıktı. Özel program yaptık. 2000 liraya telefon mu olur diye. Al. Şimdi 3000 liranın üstü. 3000 lira ve üstü karşımıza çıkmış durumda. Çok para. Çok para. Abi. Söylemem lazım. Şimdi 3000 lirayı dolara çevirdiğimde 1000 dolar. Evet. Yine çok para. Yani tam onu diyecektim. Her şekilde çok para. Yurt dışındaki fiyatına baktım. Bu telefon 800 dolar abi. Yani 800 bu telefon pahalı. 3000 liraya yine gelmesi iyi. Değil mi? Pahalı. 3000 lira çok ciddi bir para. Acayip bir miktar. Ben düşünemiyorum. Hani birçok insanın 2 aydır bırak 3 aylık neredeyse kazancı. Güzel bir telefon. Hani elinde tutması bile keyif veriyor. Kesin. Daha önce eleştirilen o işte malzeme kalitesi falan kesinlikle aşılmış, geride bırakılmış ama dövizin de artmasıyla tabii ki biz S5'i incelediğimizde hatta S6'yı incelediğimizde bu kadar değildi fiyatı, doların fiyatı. Euro'nun fiyatı. Elbette döviz kurunun artması çok yansıyor telefonun fiyatına ama 3000 lira da. Yani sen bunu düşündürüyor tabii insanı. Amerika'dan da alsan 800 dolar yapalım. Çarpı 3 yani yine 2,5. Neredeyse 2,5. Harcı var çünkü bilmem nesi var. Evet. Yazdırması mazdırması yine 3'e yaklaşacak.
pahalı bir telefon. Çok pahalı. Şimdiye kadar zaten gelen elimizde de en pahalı telefon oldu. Öyle. Ben şey söylüyorum, yani sen ne dersin bilmiyorum ama biliyorsun ki bugün artık operatörlerden böyle 36 taksitte falan alınabiliyor bunlar. Evet. O haldeysen alma bunları. Yani... Değil mi? Çünkü 3 yıl içinde bunun 3 tane yenisi çıkacak. Sen daha borcunu bitirmemiş olacaksın. Evet. Bunun 3 yeni modeli çıkmış olacak. Biraz üzülürsün. Evet. Çünkü borcu daha bitmemiş olacak. Satamayacaksın falan. Hmm. Borcuyla satacaksın falan filan. E tabii ki yani şimdi ekmeğini kesip bilmem çocuğunun okul taksitini ödemeyip telefon almanın anlamı yok. Gerçi tabii ki onu biraz da kendileri bilirler izleyicilerimiz. Takdir ederler. Ama kolay erişilebilecek bir telefon değil. Yani buna iyi bir bilgisayar alınır. 3300 tabii liraya ki, tabii iyi bir bilgisayar alırsın. Yani o noktadayız. Tabii artık. Ki. 1000 dolar işte. Hmm. Masaüstü bilgisayar alınır. Klasik yıllardan beri gelen masaüstü bilgisayar fiyatı. 1000 dolara güzel bir bilgisayar toplayabilirsin. Hmm. Çok üst olmaz ama güzel olur. Yine işte 1000 telefonlar 1000 dolar seviyesine hoş geldi. Öyle oldu yani tabii. Evet. Bu kadar. Hani erişilmesi zor. Bendeki notlar bu dediğim. Fotoğraf için ayrı bir şeyde çalışmam var. Peki. Böyle. O zaman daha erişilebilir telefonlarda buluşmak üzere diyelim. Peki.